Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yerli üretimi arttırmak ve genetiği bozulmuş gıdalardan kurtulmak amacıyla başlattığı Doğal Yaşam ve Üretim Çiftlikleri projesi kapsamında Yayladağ ilçesi Leylekli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Bugün burada Yayladağ'ındayız. Yayladağ'ında dostlarımızla birlikte Karakılçık buğdayımızın ekimini gerçekleştiriyoruz. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi bize şu ana kadar 60 dönümlük bir arazi 5 yıllık kullanılmak üzere hemşehrilerimiz verdiler Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. Biz burada kendi doğal ürünlerimizi GDO'suz Karakılçık buğdayından tutun da başka ürünlerimiz de ekip. Ali Bayır var, kılçıksız var. İşte bunları da ekip bunu eski hem nostalji gibi insanlarımızla paylaşmak hem de GDO'suz genetiğiyle oynanmamış besinlerle çocuklarımızı beslemek istiyoruz. Gerçekleştirilen tohum ekimine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Mustafa Dönmez, Hatay Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Durmuş Yıldırım, Yenice Mahalle Muhtarı Ali Uğurlu, Leylekli Mahalle Muhtarı Muzaffer Yücedal ve Yayladağlılar katıldı. Biz her şeyin doğalından yanayız. Genetiğiyle oynanmamış ürünlerden yanayız. Dünyada iki tane değer vardır, çok önemli. Bunlar bir daha gittiği zaman geri getirme şansınız yok. Bir tanesi zaman, geri getirme şansınız yok, ama bir tanesi de sağlık. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için de GDO'suz ve doğal besinlerin tüketilmesi lazım. Organik tohum yetiştirmek amacıyla başlatılan projede Yayladağ halkı da 5 yıllığına 60 dönümü Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etti. Proje ile yerli tohumlar ekilecek. İlerleyen zamanlarda da üretimi çoğaltmak adına mahalle sakinleri üretime katkı sağlayabilecek. Tabii belediyecilik sadece altyapı, üst yapı yapmak, yol yapmak, işte kavşak düzenlemek, parke yapmak, park yapmak falan değil. Belediyecilik aynı zamanda o şehrin ekonomisine, tarımına, eğitimine, kültürel faaliyetlerine, sağlık faaliyetlerine, spor faaliyetlerine, 7'den 70'e her yaştaki insanın ihtiyaçlarını giderecek, o olguların içinde dolduracak bir şeydir artık, konsepttir belediyecilik. Biz de Hatay'ın eğitiminden tutun da ekonomisine kadar her konuda ilgileniyoruz. Başkan Savaş, yerli üretime ve çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Nesiller sağlam olacak ki Türkiye'nin geleceği sağlam ve huzurlu ellerde olacak. Bayrağımız daha da yukarıları çıkacak. Biz sağlam nesil yetiştirelim, sağlıklı çocuklar yetiştirelim ve bu çocuklar da gelecek adına ülkemize ışık tutsunlar.